Bilge'nin mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mandalina lokumu yapacağım. Şimdi mandalinaların çok bol bulunduğu bir mevsim. Onun için evde rahatlıkla tüketebileceğiniz bir mandalina lokumu tarifi vereceğim. Ben 2 ölçü miktarıyla yapacağım. Siz isterseniz bu vereceğim ölçüyü yarım ölçü yapabilirsiniz. Şöyle 5 adet orta boy mandalinadan 1 bardak su çıkıyor. O hesapla 5 bardak mandalina suyu çıkardım. Şöyle 5 yemek kaşığı ölçüsüyle buğday nişastası. Yani 1 bardağı 1 kaşık nişasta ölçüsü. Hindistan cevizi kullanacağım. Ve mandalina suyunun yarım ölçüsü kadar, yani 5 bardak yerine 2,5 su bardağı da şeker kullanacağım. Tereyağı miktarı da şöyle 1 tatlı kaşığı kadar. Şekeri tencereye boşaltıyorum. 2,5 bardak su bardağı ölçüsüyle. Şöyle 5 yemek kaşığı buğday nişastası. Onu da ilave ediyorum. Ve 5 bardak mandalina suyunu şöyle süzdürerek boşaltıyorum. Birkaç kez süzdürdüm üzerinde tortu kalmasın diye. Onun için fazla bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Önceden süzdürmeniz daha pratik olacaktır. Ve şöyle nişasta ve şeker eriyinceye kadar ocağı yakmadan karıştırıyorum. Nişastanın özellikle topak olmaması için iyice erimiş olması gerekiyor. Ocağın altını açtım. Karıştırmaya devam ederken dikdörtgen borcam tepsi kullanacağım için tepsinin tabanını ıslattım. O bekleyecek. Kaynadığı zaman, koyulaştığı zaman bu dikdörtgen büyük borcam tepsiye boşaltacağım. Şöyle karıştıra karıştıra koyulaşmasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika içerisinde koyulaşıp pelte halini alacak. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Henüz kaynamadığı için tam kıvamında değil. Artık bu şekilde karıştırıyorum. İki dakikadır kaynıyor. Fokur fokur bu şekilde. Çok güzel pürüzsüz bir pelte oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve tereyağını içerisine ilave ediyorum. Sıcağıyla eriyecek. Tereyağı da eridi. Bu şekilde. Şimdi sıcak sıcak ıslattığım suyla ıslattığım tepsinin içerisine boşaltacağım. Şöyle dengeli bir şekilde boşaltıyorum. Harika bir rengi var. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Gıda boyası yok. Mandalina'nın kendi rengi. Şekil.
şekilde. Şimdi sıcak sıcak üzerine Hindistan cevizini de ekeceğim. Şimdi Hindistan cevizini de şöyle üzerine ekiyorum. Dolapta bekleyecek donuncaya kadar. Yani akşamdan yapınca sabaha kadar bir gece beklemesi gerekecek. Acele ise 6 saat, 12 saat tepsiden çıkma durumuna göre ya da dolabın soğukluk derecesine göre çıkarma zamanı değişebilir. Ben sabaha kadar bekletip daha sonra tepsiden çıkarıp dilimleme işlemine geçeceğim. Çok enfes bir lokum olacak. Mandalina lokumumuz 24 saat buzdolabının rafında bekledi. Bayağı bir dondu. Şimdi streçini açıyorum. Derin dondurucu değil, normal kısmında bekledi. Bu şekilde. Şimdi bunun şöyle kenarlarına yapışan yerleri varsa onları şöyle bıçak yardımıyla açacağım. Sonra yağlı kağıt üzerine ters çevireceğim. Yağlı kağıtla kapatıyorum. Tepsiyi de şöyle kapatıyorum. Ve çeviriyorum. Bu şekilde yağlı kağıdın üzerine tepsiden boşalttım. Şimdi üzerine de tekrar bolca Hindistan cevizi serpiyorum ve dilimlemeye başlayacağım. Mandalina pelte lokum. Çok enfes meyve özünü tam olarak veren bir lokum olacak. Şöyle istediğim genişlikte kesiyorum. Şimdi kareleri kesmeye başlıyorum. Bu şekilde. Şimdi şöyle yine Hindistan cevizine batırıyorum. Her yerine. Ve sunum tabağına alıyorum. İkram edilecek şekilde. Çocuklar bu şekilde lokum ya da pelte lokumu çok seveceklerdir. Onlar için her zaman yapabilirsiniz. Çok pratik, çok enfes bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir katkı maddesi yok. Meyve suyu, nişasta ve şekerden oluşan bir lokum tarzı oluyor. Thank you.
Lokum bu şekilde sunum tabağına alındı. Şimdi bir tadım aşaması yapmak istiyorum. Şöyle bir lokum alıyorum. Harika. Diğer lokumlar gibi böyle sünerek yenen bir lokum değil. Bu pelte lokum enfes. Tülin'in mutfağında bugün mandalina pelte lokum yaptım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.